Merhaba sevgili YouTube, yeni bir Death and Taxes bölümüyle karşınızdayız. Hatırlarsanız bu bölümde artık patronumuz bir kediydi, kısa bir süreliğine de olsa. Ve biz de bir ölüm meleğiydik. Kariyerimizi bu şekilde yapıyorduk. Bizden istenen belli başlı kriterler vardı. Belli başlı kriterlerle bir miktar insanın canını almamız gerekiyordu. Yani artık evet bir miktar insanı hayatına son vermemiz gerekiyordu ölüm meleği olarak. Böyle bir oyundu. Evet, bu kadar. Ben de bu kadarını hatırlıyorum. Bir de sevgili Twitch chat'i de insanların kaderini belirliyordu. Yaşasınlar mı, ölsünler mi diye. Ben de burada işte bu adam şöyleymiş, bu kadın böyleymiş gibisinden her şeyi anlatıyordum. Falan filan. Haydi o zaman. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Merhaba Deniz, günaydın. Yeni mi uyandın? Oha, bu saatte. Şimdi bakıyoruz ki tam şarjımız %66. Bu arada şu an gerçek zaman saatini gösteriyor. Bu şekilde yayının saat kaç olduğunu görebiliyorsunuz. Local scoop. Many lives saved as dedicated researcher warns Cosmopolis City in the nick of a time. Tamamdır. Güzel. Birçok hayat kurtarıldı. Dünyayı kaosa sürüklememiz gerekiyor bir yandan da. Hani önümüze geleni kesmememiz lazım. Önümüze geleni öldürmememiz lazım. Bu önemli bir ayrıntı. Tamam. Birçok hayat kurtarılmış. Bilim camiası ne bu? Mountain Head Lives will be saved. Ne? Finding of the Mountain Head. Tamam. Mountain Head diye bir şeyin fonunda artış olmuş bilmem ne hayatlar kurtarılacakmış. Fire at the Astrarium Assisted Living Facility Claims One Life. Tamam. Local Waiter Wins International Lion Contest. Ne bu? Garson şey Best Liar of All Time. En iyi yalancı seçilmiş. At least according to their own words. En azından kendi sözlerine göre. Charity auction to take place in rural Cosmopolis. Bring your friends. Tamam, bu geç, bu çöp. Şimdi patronumuz do your job. Şimdi burada bizden istenen bazı şeyler var. Morning Grim, my your hands will be Captain Mighty Busy today. What the darn have you been up to? Over at the office. Tamam. Neler yapıyorsun lan diyor. Bugün çok yoğun olacak. 7 insan ölmeli. Lan kaç kişi var zaten? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Totalde 8 kişi var. Arkadaşlar bunların 7'si ölecekmiş. Öyle bir kişi ölmemedi ki. Hadi bakalım. En azından dini geçmişi olan 2 insan ölmeli. Eğer mümkünse bütün emekli ya evet herhangi bir ya da bütün emekli insanların canını bağışla. Arkadaşlar bunları not alın. Emeklilerin canını bağışlıyoruz mümkünse. Dini geçmişi olanların tamamını yok en az iki tanesini öldürüyoruz ve totalde de 7 tane oluyor. Ya zaten bir 8 tane insan gelmiş bize. 7'si ölecek mutlaka. Tamam, kader patronumuz kader aslında. Zaten mektupta da anlaşıldığı üzere. Şimdi bunu buraya al, bunu buraya al. Bu neydi? Ha, bu sizin şeyinizdi. Kan ve uza diye. Hatırladım. Peki bu neydi? Bu ne lan? The Mark of Death, better pick it up and start marking some files. Şimdi arkadaşlar elimizde Ron Maruz var. Yok, ne? Ron Marcus. 19 yaşında çoban. 19 yaşında bir çoban var. Diyor ki işte sırt çantasını almış ve dünya turuna çıkmış. Kendini keşfetmek için iç dünyasına bir yolculuk olarak böyle bir dünya şey yapmış. Kendini keşfetmek için. Ne? Bir yıl parasız pulsuz ve evsiz ve mutsuz yaşadıktan sonra
kendisini evde buldu. Where they decided to take up some nice and quiet shit. Tamam. Ve çoban olmaya karar verdi. Elimizde bir adet çoban var. Okay. Öyle bir sırtını, sırt çantasını alıp dolaşmış dünyayı. Bir yıl sonra gelmiş, demiş ki bu, ben çoban olacağım. İki, Lucas Calabi. 32 yaşında. Lucas ne diyor? Organize suç örgütünün ağına yakalanmış erken yaşta. Kardeşinin yol açtığı borçlardan ötürü. Ve bu borçları ödemek için Lucas sürücü olarak şey yapmış. Çalışmaya zorlanmış. As of late they seem to have been getting their hands dirty. Ve yakın zamanda da elini daha da kirletmeye çalışıyor, şey kirletiyormuş falan filan. Tamam, bu da Lucas. Bu neydi? Çoban, kaçış şoförü, organize suç örgütünün. Kidnapper. Ne oluyor oğlum? Çocuk kaçıran. 49 yaşında. Çocuk kaçıran bir eleman. Jerry. Tamam. Ürkünç bir, iğrenç bir çocuk. Ne bu? İnsan kaçakçısı diyelim. Kidnapper çocuk değil bu arada. Neden öyle dedim ki? İnsan kaçak. İnsan kaç. Ya of. Konuşamıyorum. There's no way around that their latest plan resembling near stadiums wearing a cute mascot outfit. Ay ne? Ha yo, bayağı çocuk kaçırıyor. Aynen. Böyle maskot, sevimli maskot kostümlerine girip çocukları şey yapıyor. It hasn't really worked thus far because of the crowds. But when it will, they'll demand a substantial reward. Tamam, şimdiye kadar başarılı olamamış ama başarılı olduğu zaman çok yüklü miktarda şey isteyecekmiş. Ne o? Boğazıma bir şey kaçtı. Retired. Emekli. Aha. Emekli. Emekliyi mümkünse fidye isteyecekmiş. Ha, diyemedim deminki. Emekliyi Maris is a grandparent. Aha. Maviş. Maviş babaanne. Maviş bir babaanneymiş. Estrange, ne bu? Estrange grandchild named Guy. Guy adında bir, Allah Allah, tövbe estağfurullah. With whom they seek to reconcile after retirement, they move to a calm country home. Where they spend most of her life, her time knitting. Tamam. Yani şey olduktan sonra, emeklilikten sonra sakin bir köyde, evde örgü örerek vaktini geçiriyormuş. They own a marvelous collection of por tamam. Çok da güzel bir porselen takımı koleksiyonu varmış. Tamam. Bu emekli diye bunu böyle bu kenara atıyorum şu an. A perfect sermon diyor. Ben tamam, zaten din adamı. Bu din adamı arkadaşlar. Committed to writing a perfect sermon and that's why they're home. Their spouse is filing suspension abuse. Oo! Ha. Ha, eşi uyuşturucu madde kullanmakla ilgili sıkıntılar yaşıyormuş bu adamın. The children are planning a party of mild debauchery. Luckily, Jesse just found a new housekeeper with unorthodox but effective methods for keeping. Anladınız mı? Bunun İngilizcesini anlayan var mı? Okay. Bu elemanın Pristin adamı değil miydi? Healer. Allah kahretsin. Kondor, anladın mı? Arkadaşlar, adam bir evde temizliğe gelmesi için bir kadın tutmuş ve bu kadın çok da
geleneksel yöntemler kullanmıyormuş temizlik konusunda. If you know what I mean. Run. Hayır. Don't run. Yok canım. Jetkancım ben hallettim. Tamam, bu da ölüyor. Bu da ölüyor. Ama çoban niye ölüyor? Şimdi ben bu çobanın neden öldüğünü anlayamadım. 19 yaşındaki çoban. Allah Allah. Biz bir örgütüz. Çok zenginiz aslında. Kazat 81. Sürekli insan öldürüyoruz. Kazat 81 sarılarak ikinciye nikutuyor. Hoş geldin Kazat. İkinciye nikutlu olsun. Aboneni devam ettirdiğin için çok teşekkürler. Hoş geldin iyi seyirler. Hoş geldin, hoş geldin. Chat, bir kutlayabilir miyiz bunu? Çünkü ikinci ay aboneliklerini çok seviyorum biliyorsunuz. Okay. Ne diyor bu? Sect member. Allah Allah, Graham. Graham 57 yaşında sect member. Ne diyor? Praise the revelation, Christ Graham, the often so-called right-hand person of Mercury. Sen ya, öf. Bunlar tuhaf tuhaf dinler minler bin. Bunu da uçuruyoruz. Peki kaç tane istiyordun sen bizden? İki mi? En az iki. Tamamdır. Din geçmiş olan en az iki. Burada ne var? Baltazar Bowers, ex-child actor. Aa, eski çocuk aktör. Baltazar Pokemon olarak If critically lambasted films, a mockery and a subsequent demand to approve themselves drew ruin to their psyche. They soon spiraled into alcoholism and drug abuse until they meet Mercury, who invited them to join all the downtrodden at the path of glory commune. Downtrodden, abi, bu adamın cemaatine katılmış o da. 53 nedir lan? Peki. İşte çocuk aktörlükten sonra kendini alkole, uyuşturucuya falan filan vermiş. Bu kırmızı, bunun kırmızı olmasındaki olay ne acaba? Michael has been a dedicated worker at the... Okay Graham, yes you, listen up. Tamam be, dinle. Bize diyor. Why are you such a tool, sitting at your desk, going over all the profiles like a mindless drone? It's time to break the rules. I want you to down all the profiles today. All of them. Prove you are not completely useless. Hepsini öldürmeni istiyorum diyor. Ama bu... Aa. Tamam lan. Beni dinle. Ve beyinsiz bir robot gibi böyle şey her profili tek tek incelemekten vazgeçti. Bir hepsinin içinden geç diyor. Hepsinin içinden geç de bir anlayayım ne olduğunu diyor. Hayır. Tabii ki öyle yapmayacağız. Neden öyle yapmayacağız biliyor musunuz? Çünkü bunu söyleyen kedi. Patronum kedi öyle söylüyor ama kader öyle demiyor. Kader diyor ki mümkünse eğer emeklinin canını bağış ediyor. Emekli gelirse karşına. Senden istediğim şey bu hafta diyor. Bugün pardon. Öte yandan bütün dini geçmiş olan herkesin içinden geç. En az iki. Ve totalde de 7. Zaten 8 tane geldi. Bir de emeklimiz var. O gitti mi? Geri kalan hepsini öldürürüz de ben çobanı neden öldürdüğümüzü anlamadım. Neyse. Geri kalanlar zaten tuhaf tuhaf tipler. Çocuk mu kaçıran ararsın? Organize işler mi ararsın? Okey. Hadi o zaman. Millet. Bundan başlıyoruz. Bu da bir din adamı zaten. Buyurun efendim. Ah. Siz bir şey yazdığınız zaman burada yüzde gördüğünüz üzere değişiyor. O değil de sen olmuşsun Azrail, hala telefon kullanıyorsun ve şarjın azalıyor. Çok da bu... Ben henüz yalnız stajyerim şu an.
Ben daha 11 gün önce yaratıldım. İnşallah kariyerimizde ilerleyeceğiz bakalım. Tamam, bu gidici. Bunu nasıl yapıyorduk lan? Böyle mi? Sen öl. First final. Oh yes. Yani bu gitti. Evet arkadaşlar, bu ya ben bunları o zaman size çok şey yapmayayım. Çünkü ben evet, bunlarda sizin çok şeye gerek yok. Burada biraz süreci hızlandıralım. Bunlar zaten ölecek. Ben size nerede karar vereceğinizi söyleyeyim. Bunlar bir ölecek. Lan dur. Lan. Ha, burada işler böyle be. Aslında her defasında sorsa iyi olur ama neyse. Hadi sor. Tamam, şimdi bunlar gidiyor. Arkadaşlar, emekli kadın. Porselen takımı koleksiyonu var. Ve bizden ölmemesini istedi. Kader bizden ölmemesini istedi. Canını bağışlayın. Buyurun. Buyurun, siz burada da devreye giriyorsunuz. Bir yandan kedi diyor ki hepsini öldür ama kader asıl patronumuz. Kedi kaderin kedisi ama asıl patronumuz ve bizi yaratan kader. Diyor ki emeklilere dokunma diyor. O zaman bu kadını bağışlıyoruz. Pekala. Ve bu şekilde de günü bitiriyoruz. Hop, burada bir şey var. Burası bizim evimiz miydi? Knock knock. Kim var orada? That's exactly the question, ain't it? Aha, Flower Park. Nasıl lan? Yeni mi geldi bu? Kimsin sen? We are the exalted Chimera, envied by all the blind, arrogant fools. We are Angst ex nihilo. We are nothing, a despicable failure. Allah Allah. We are Elan Vital, the guide who won't lead astray, if only you learn to listen. We are death. Biz ölümüz mü? How does it feel? Ölüm mü? Ne nasıl hissettiriyor? Hiçbir şey anlamadım. İyi hissettiriyor. Bu her neyse, buna ayrıca vaktim yok. Neden? What about you just leave me? Neden beni yalnız bırakmıyorsun ki? Anlamadım. You know, dying. Ölüm You do aslında. remember, Ölmek. right? Hatırlıyorsun değil He's mi? seeing you, Reaver. It's a grim world out there. Görüşürüz. Bu biziz bu arada. Dur, tamam, çıktık. Kıyafetimi değiştirdim. Lan! Nasıl çıkacağım buradan? Evet. Patron. Patron. Patron bu işte. Kaderin kedisi. As you enter, girdiğin anda kedi patilerini havada. Aa, ne? Ha, görmez bir şeyi, havada görmez bir şeye vurmaya çalışır gibi sallamış.
Tam bir kedi hareketi. Tam bir kedi hareketi gerçekten. Ne diyor? Maaşına zam, işine son, yeni bir stajyer işe başlamış. Yo 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 yo. Allah korusun. Allah korusun. All of a sudden, she... tamam, turns attention to you. Tamamdır. Şeytani bir gözünde şeytani bir parıltıyla şey yapmış. Tüm dikkatini bize vermiş. The cat continues to bize bakmaya devam ediyor böyle dik dik kedi. Kuyruğunu memnun bir şekilde sallıyor. Tüm bu ölümler çok korkunçtu diyebiliriz. Today, bugün iyi gitti diyebiliriz. I think we even feel a bit proud. Biraz gururlu bile hissediyoruz diyebiliriz. What the hell ki? Burada ne oluyor lan? Bugün de neydi böyle? Herkesi öldürttü ya bize. Yok. Gururlu. Aynen. Lady Poddington. Poddington hanım. Sits in silence. Sessizce oturuyor ve... Allah Allah, suçlayıcı bir ifade takınıyor böyle gözlerinde, suçlayıcı. Beni suçlayamazsın diyeceğim. Çünkü ben ne dediyseniz onu yaptım abi. Hay, beni yaratan sensin. Diyorsun ki bana bunları öldür. Gidiyorum onları öldürüyorum. Ondan sonra beni suçluyorsun. Bu terste bir ışık var. The cat continues her silence. Tamam, kedi sessizliğine devam ediyor. How could I... Tamam, buna ben yapmadım abi bunu. Ben yapmadım. Hadi what I'm told. Aynen, ben söyleneni yaptım. Hayır, ben hata yapmadım bu ikincisi de. Üçüncüsü de neyse ne lan ben gidiyorum diyebiliyoruz burada da. Yok. Aynen, ben hata yapmadım. The cat slowly rotates her head to the right. Böyle sağa doğru yavaşça böyle başını dön. Don't give me that. Şöyle. Gibi böyle. Ben iyi bir işim, bana öyle bakma. The cat slowly rotates to his to the left. Sola doğru. I have to contact Fate. I need answers. Why am I even yelling to... Neden bir kediye bağırıyorum ki? Kedi göz kırpıyor. Kadere bağlanmamız lazım. Onunla iletişime geçmemiz lazım. Cevap istiyorum. Ne diyor? Glances at the odd looking telefon. Tamam. Masadaki tuhaf görünümlü telefona doğru bakmaya başlıyor. Sonra yavaşça başını sallıyor ve böyle hayır anlamına gelecek şekilde başını sallıyor. Hiç hoş değil. Tamam, kedi artık bizi takmamaya başladığı noktada da arkasını döndüğünde de çıkıp 400 para geldi. 400, bizim kaç yüz paramız var? Cebimde 24 lira var, değil mi? Buradan ne alabiliriz? This port offers the best trades in the universe. Tamam. Bu ne? Fancy suite. Ne yok? Papyon istemeyiz. Yok. Annals of Transience. Transience. Bu ne? These transients help keep a track of any passing temporalities. Bu oyun 28 günde bitiyor mu? Yoksa? Enteresan. Güzel olur 28 günde biterse. Hadi yatalım artık. Bir günü daha geride bıraktık.
Haydi ofise. Evet, bakalım bugün bizi hangi ölümler bekliyor. Abicim kediden patron mu olur ya? Elinde oraklı birini bekliyorduk sanki. Yo. Patron yerine geçen geçici bir patronu. Asıl patronumuz kader. Bu kedi o kaderin kedisi. Kaderin işi çıkınca dedi ki benim yerim artık senin patronun bu kedi olacak falan filan. Ben şunlar gürültü yapmasın. Paraları bir böyle alayım. Aa çok tuhaf. Buraya koyduğum anda sessizleşiyorlar. Aa tamam. Tamam kapatmam gerekiyormuş. Bakalım yeni Twitter'da ne olaylar var. Ex-child actor tamam ölü bulundu. Glory coming after police raid drug overdose. Ooo. Çocuk aktör vardı ya hani zamanında çocuk aktörlük yapan çocukluğunda. Aşırı dozdan ölü bulunmuş polis baskınında. Oha! Toplu intihar. Dead by what looks like an overdose. Oha! Evet bütün o Mercury, Johannes bilmem ne. Local vicar passes suddenly of heart failure in a religion convention. Help delayed as heart attack constructed as a punchline. Unknown mask. Tamam adam kalpten gitmiş. Valla kalp diyorlar. Unknown mask struck dead by lightning. Tamam bilinmeyen bir maskota yıldırım çarpmış. Tamamdır. Stadyum çalışanlarının kafası karışmış. Genç serseri polis baskınında bir şey olmuş. Uf olmuş. Sıkmışlar. Good day, Grim. The world is a wondrous thing what I have seen out here. Now do try to balance out the turmoil of yesterday. Success can be forged with but a handful of deaths, yes? Tamam. Dünkü katliamı bugün dengeleyeceğiz diyor kader. Ve diyor ki kota. Günün kotası şu şekilde arkadaşlar. 3 insan ölmedi sadece. Ve hukuk geçmişi olan bütün insanların canını bağışla diyor. An unforeseen logic guides our hand, but a logic nonetheless. Burayı biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Şimdi sen kimsin? Kefri, neyse, rektör. Sen rektörsün. Kefri is strict and stoic with a strong belief in hard work and they've done enough. Lifetime they have a loving spouse. Tamam, eşi bunu çok seviyormuş. Falan filan. When they are told of their romantic inclinations. Ne? Kefri thought about beating those toes out with a stick but ended up banishing the kid from home. Nasıl? Ne biçim hikaye lan bu? Allah Allah. Sıkıntılı. Evlerindeki çocuk bunun adama mı yürümüş? Sonra adam da bunu evden mi atmış? Aman adam evet çocuğu. Çok Allah Allah ya yani millet ne hayatlar işi. Tane Reed 37. Aqua farmer nasıl yani? Deniz çiftçisi gibi bir şey mi? Hani böyle balık çiftlikleri oluyor o tarz mı? Tane farms aquatic plants. Ha, deniz şeyleri. Suda yetişen bitkileri üreten çiftçi. Of deniz börülcesi çekti canım şu an chat. Deniz börülcesi istiyorum galiba. Most various species of macroalgae. Aa evet bunun
They've never really been all that interested in the fish crustacean side of aquaculture, preferring to keep their attention on seaweed. Seaweed has many talents and uses after all. Abim ben neden bunu öldüreyim ya? Bunun hiçbir olayı yok ki. Neyse dursun. 3 kişi öldüreceğiz. Tuhaf tuhaf insanlar. Mint comes from any bir Mint kimden? Nane. 20 yaşında çete üyesi, lakabı da Nane. Abusive family, tamam. Ona kötü davranan bir aileden gelmiş. Which ultimately made them very protective of their older sister. What? Ablasına karşı çok korumacı davranmış bu ona. Mint would do anything to keep... ablasını korumak için her şeyi yaparmış. They have an ally with the toughest crime boss in the district. One who takes good care of their own. Peki. Yani çok da kötü değil. Ablasına karşı muhtemelen ailesini öldürdüğünü ima ediyor da. Annesiyle babasının. Neyse. This prosecutor has... tamam, prosecutor dedi. Savcı. Dur ama okuyalım hikayesini. When it comes to always getting their conviction numbers up, no matter what, they'll try every trick in their book to get defendants, especially those of a different national background, convicted of any, no matter how frivolous offenses. Aa, pisliğe bak. Pislik lan bu. Savcı, hukuk geçmiş olan herkesin canını bağışla dendi ama bu kadının canını bağışlasak bile şöyle bir durum bu. Kendi milleti, yani kendi ülkesinin vatandaşı olmayan, işte başka uyruklu falan, yani en ufak böyle bir cezayı bile alma, işte yani suç bile, pardon, en ufak bir suç işlemiş birini bile ceza kitleyebiliyor. Ceza alması için de özen gösteriyor böyle. Öyle. Öyle bir olay. Sanki hafif ırkçı mı, bana mı öyle geliyor? Bunu bağışla gitsin mi? Neden acaba? Bunu bağışlayacağız da ama yani bir tuhaf. Aa, Barış Özcan mı? Neden Barış Özcan var burada? Lan. What the fuck? Okay. Bildiğim Barış Özcan bu arada. Sports nutritionist. Allah Allah. For years, Chipo has been interested in what affects different diets have on people. Tamam. İnsanlar üstünde farklı farklı beslenme düzenlerinin, işte diyetlerin diyelim hadi. Etkilerine incelemiş, araştırmış. Bu onun ilgisini çekmiş. Lately they've been working with the best of the best of national athletes. Tamam, ulus milli sporculara diyet veriyor. Şey veriyor işte, ne yiyecek ne içecek. Helping to improve their competitive performance. Yani tamam, iyi. Sen iyisin ya, bir sıkıntı yok sende. Onların sağlığını olumlu yönde. Dedi ki, bunun da canını bağışlıyorum. Kesin bağışlıyorum yani. Marianne Seafeld, 37 yaşında, suç mahalli araştır şeycisi, suç mahalli. Neydi olay? Neydi lan şeyin adı? Ne deniyordu ona? Olay yeri inceleme. Tamam. Unuttum da bir an. Savcıyı öldürelim mi köpük? Savcıyı başla demedim. Ondan öncekinin 20 yaşındakinin ailesini korumak. Ha, okey. Aynen. Barış abimden başka bir tane daha yok. Tamam canım. Mit bite. Şimdi şöyle düşün. Barış Özcan bunu izliyor olsaydı ne derdi sence? Masum bir insanın ölmesini istemeni nasıl karşılardı sence? Marianne makes grievous puns on crime scenes constantly. Sürekli tuhaf tuhaf espriler yapıyormuş
suç mahallerin şeyinde işte olay yeri incelerken. While making the plans, they usually kelime oyunları falan filan. They usually also slowly remove their sunglasses. This be all doesn't hinder their professional abilities at all, though. Often they actually find the biggest clues mid pun. Bunu yazan gerçekten çok eğlendi muhtemelen. Şimdi. Bu da kalıyor. Abim, bizden 3 tane mi adam öldür dedin? Tamam, 3. Tamam, bunlar kalıyor. Bunlar ama bunlardan nane. Nane iniyor. Bırak, bu neydi lan? Prens bilmem ne. Merhaba Palmiye, merhaba Göktuğ, hoş geldiniz. Abi bu niye... Bu niye ya? Ben niye? O niye? Abi bu... Biz niye peki bu adamı öldürüyoruz? Burada bir sıkıntı var. Şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika. Bak, sıkıntılı olan burada. Okey. Bir dakika. Garantör. Bu adam çete üyesi abi. Ne olursa olsun... Azılı bir suç örgütü, yani işte ne derler, konuşamıyorum şu an. Mafya babasına şey yapmış işte, sırtını dayamış. O yüzden olmaz. Dünü dengelememiz lazım. Bu neydi? Rektör. Ha, bu çocuğu sokağa attı, tuhaf. Bu da bir ayrı tuhaf. Burada ne var? Bu kesinlikle kalıyordu çünkü hukuk. Bu Barış Özcan. Barış Özcan, ha, spor diyetisyeni. Sporcu diyetisyeni. Bu da olay yeri mahal. Şimdi abi burada yani tamam, şunlar opsiyonel. Şu üçü tamam. Bu kesin gidiyor. Bu kesin kalıyor. Bunlar kesin gidiyor. Hatta ben bunları götürteyim. Önce sen de git. Sen de bir git. Sen de bir kal. Tamam. Bunlar kaldı. Şimdi. Burada siz de nereye gidiyorsunuz? Bu üçünden, tamam mı? En az bir tanesi, en az değil. Bir tanesi ölmeli. Bir tanesi kesin ölmeli. Diğer ikisi de hayatta kalmalı. O siz değiştir. O noktada siz de nereye gidiyorsunuz? Kimden başlıyoruz biliyor musun? Denizlerde bitki yetiştiren çiftçi. Evet, buyurun efendim. Öldürmek isteyen ünlem kan yazsın. Yaşamasını isteyen uza desin gitsin. Sizdeyiz. Köpük ne oldu? Savcıyı öldürmedim diye mi? Ama kader, patronum kader diyor ki. Yani Şahin ağlata ağlata öldür mü? What? Herkes, oha, kimse bir şey demedi buna. Tamam, bunun canını bağışlıyoruz. Güzel. Şimdi vereceğiniz karar arkadaşlar. Şimdi vereceğiniz karar mesela Barış Özcan'a. Sporcu dur daha değil. Sporcu diyetisyenine. Eğer bu yaşarsa, buna yaşa derseniz bu ölecek. Buna öl derseniz bu yaşayacak. Olay yeri yaşayacak. Evet, Barış Özcan. Buyurun. Sıfırladık. Oh my, ne yapıyorsunuz lan? Ünlem kan diyeceksin, nothing will go well. Zamanında diyeceksin bir de. Okay, be 12. May I have a first word, sit on there. Üç hukukçu değil. Üç insan ve herhangi bir hukukçu.
Zaten bir tane hukukçu var. Kondor. Evet arkadaşlar. Görünen o ki. Ama ulusal sporcuların ölümüne yardımcı olacak bu hareketimiz. Onu da söyleyeyim yani. Bu da insanların ölümüne neden olacak. Bunu da o zaman şey yapıyoruz. Şudur bir karışık oldu bu buraya. Evet. Tabii öte yandan olay yeri incelemenin de bir, yani burada çok tuhafmış. Bunlar böyle. Bu oyun böyle arkadaşlar. Yani kimsenin günahı olmayabiliyor ama birileri mutlaka ölmek zorunda olabiliyor yine. The cat seems to be in slumber. Kişi tam uyuyor gözüküyor. Ve horlar gibi şey yapıyor. Mırlıyor. Ne kadar tontiş olduğunu hala inanamıyorum diyebiliyoruz. İlk tepkimiz bu. Ya da hey, böyle pst, kitty cat, beni değerlendirme vaktin deyip uyandırabiliriz. Hayır, bunu da istemez. Kedi abi, kedi. Kedinin uykusunu bozmayacağım. Wake up, get, uyan kedi. La kedi. I don't have all day. Tamam, bütün günüm yok yani, sana şey yapacak diyor. Yok ya, biz direkt kuva yağlarla girelim buradan. Ya ne kadar... Ne? Miyavladıktan sonra evet tabii ki horultusunun arasında bize bir şeyler saydırdı muhtemelen. I just want to pet you. Seni sadece sevmek istiyorum kedi. Diyeceğim. She lifts her head, başını kaldırıyor. Çok böyle sert bakmış. Making it seem like petting her would be one extremely better. Yani eğer beni seversen bu çok ama çok çok kötü bir fikir olur. Yani senin açından dercesine bakıyor. Umurumda değil. Ben sana dokunacağım. Böyle olmaz. So cute. Çok sevimlisin sen diye yapışıyoruz şu an galiba. Kıhladı, tısladı, bir şey oldu. Dikkat, aha, dişim gösteriyor ve çok keskin. Sharp enough to chew through any osseous material. Aha. Beni ısırmayacaksın. Bu bir çalışma ortamında beni ısırman, yani bir patronun, sonuç olarak bir patronun çalışanını çalışma ortamında ısırması uygun olmazdı. Çalışma ortamı dışındaki hayatları beni ilgilendirmez. Ama profesyonel olmazdı yani. I'm doing it, yapıyorum ya. Kimse beni durduramaz. İkincisi bu. Aha, ikincisinde elimizi uzatıyoruz. Ya iki tane var zaten. En fazla ne olabilir ki? Bir elimizi alır. Belki de patronuma dokunmamalıyım. Ne? Yani ama patronum bir kedi bir yandan da. Let's do the review. Yok ya, dokunalım mı? Dokunalım mı patronumuza? Yapışalım, öpelim mi? What? Kedici bilenler mi var chatte? Virüs mü? Kedi de yok artık. Şu an biz dünyada değiliz bu arada, biliyorsunuz değil mi? Türk dizisi ise altında. Dokun, sev onu. Bu işe girdik artık değil mi? Aynen. Hadi.
Oynaşma, dokunalım. Lütfen dokunalım. Başladık bir şey, geri dönüş yok. Bir metre te... Merhaba biliriz. Haydi dokunuyoruz. The cat stands up, ayağa kalkıyor ve... Aha, aha. Hani böyle şey moduna geç, böyle şey modu var ya onların. İyice böyle kabarıyor falan. Kuyruğu dikmiş, arka taraf böyle. O modu biliyorsunuz işte, o mod, o modda. O modda. Ne? Aha. The toy emits a shrill sound that that goes through everything. Neyin şaklaması o? Bir oyuncak. What in the, ha? Bir oyuncağa dokunmuyordum bile. Demek bu. This was a bad idea. Good call, Gerbil. Gerbil kim be? Slowly the cat rotates her head while continuing to stare right at you. Oha. Yavaşça bize bakmaya devam ederken yavaş başını sağa doğru, yani şöyle. Hani gözler orada ama o tarafa doğru bakmaya devam. Nasıl yani? It almost looks like there is a ghostly mischievous grin on her face. Ha. Peki. Böyle bir muzip bir gülümseme vardı yüzünde. Adeta. Sluggishly and with disdain for your discourtesy, the cat sniffs the usual pile of documents waiting on table. Ya abi tamam, yapamadık mı yani biz? Yapamadık. Sevemedik mi? The cat continues inspecting the documents. Tamam, belgelerine odaklandı şu an. For a few seconds, birkaç saniye belgelere baktı. Ve ondan sonra da tamam, memnun görünür bir şekilde her kenara eski. Sana bazı sorular sorabilirim. Hayır, ben gidiyorum hacı. Sorum oru yok. Yeter. Kedi lan bu. Ne sorusu sorabilirim ki? 800 oldu paramız. Bakalım bir şey alabilecek miyiz? Ahoy matey! What Ahoy. Can old Mortimer offer ye today? The Lithian Obliviator. Ne bu? Is used to remove grievous mistakes. Ah. Aa, silgi lan bu işte, tamam. Silgi. Peki tek kullanımlık mı? Muhtemelen değildir. Yanlışlıkla bir şey tıkla, işte ölü öldür diyeceğime bağışladıysan falan. Bu ne? It spins and whirs. Tamam. It clicks and clacks. Ne de bu, ses şarkı mı? Bu ne? On a noble craftsman can craft an infinite. Salla. Kostüm. Bizim başka bir şeyler almamız gerekiyordu sanki, öyle hatırlıyorum. Bugün de bitirdik ve sevgili YouTube. Sanki bölümün sonu geldi gibi. Bölümü burada bitiriyoruz sevgili YouTube. Hatta şöyle açalım size, hadi bu. İnsan yok. Telefonumuz titriyor. Mektubumuz var. Şunları koyalım. Paramızı koyalım. Acaba mektupta ne yazıyor? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Canlı canlı izlemek isteyen Bursun Twitch'e gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.